size bu sohbeti yaparken yürüyelim, biraz konuşalım derken belli kavramları da konuşalım dedim. Tabii, tabii. Çok kavram var kitapta bana göre. Ben çıkardım onlara bakarken. En aşağı mesela, 40 tane. En aşağı 40 tane. Çünkü 40 kavram tartışıyorsunuz doğru, aslında zihninizde doğru. Ama onların içinden başka kavramlar da çıkıyor. Evet, bazılarında iki deneme vardır mesela. Evet, yani evet, tek evet. değil, yetmedi. Burada daha söylenecek şeyler var dediğim başlıklarda. Diyelim karar alma konusu, hatta tasarım konusu gibi bazı başlıklarda. Biraz evet. gençlik konuşalım mı? Yani burada evet. gençliğe özel konuşalım. Bir vurgu ve tartışma yapıyorsunuz kendi zihninizde evet. ve bunu yazmışsınız. Bu gençlik konusunda tabii söylenecek çok şey var. Hatta yani kitabın ilk denemesi bununla ilgili. Evet, evet, evet çok da güzel. Ben oğlum ve konuşan kurbağa Hı-hı. başlıklı bir deneme var orada. Orada kuşaklar konusuna biraz değiniyorum. Mesela orada da bir belki okurlarım benimle aynı görüşte olmayacaklar. Yani orada bir görüş var. O da şu. Bu kuşaklar adlandırıyoruz bunları. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı falan filan. Bunun çok sağlam temellere oturduğunu doğrusu düşünmüyorum. Yani ve bizi yanlış yönlere de götürüyor diye korkuyorum. Yani bu insan işte bilmem X kuşağıdır. Onun için bu böyle düşünür, şöyle yapar falan gibi. Kalıplandırıyor. Kalıplandırıyor. Ön yargılara evet. yol açıyor. Gençlere işte bunlar çok bencil. Kendilerini düşünüyorlar, kurumları düşünmüyorlar falan. Bunları ben çok sağlam bulmuyorum doğrusu. Bu kuşaklar konusunun bilimsel temelinin olmadığını düşünüyorum. Ama elbette farklılıklar var. Şöyle düşünelim. Gençlerin özelliklerini sadece doğdukları dönemlerle tanımlamaya kalkarsak, onların doğal çevreleri, yaşadıkları sosyal çevreler, toplumlar, ülkeler, coğrafi, onlar nereye gidiyor? Asıl insanı şekillendiren nerede yaşadı, nerede öğrenimini yaptı? Bunları hep bir kenara bırakıp, işte falanca tarihle falanca tarih arasında doğmuştur, demek ki böyledir evet. demenin yanlışlara yol açtığını düşünüyorum. Yani Çin'de, Afrika'da, Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da doğmuş kişiler sadece ve sadece X jenerasyonu mu, Y jenerasyonu mu ona göre tanımlanıyor. Onların çok doğru olmadığını düşünüyorum ama gençler tabii ki bizden farklılar. Bizim de işimiz, gücümüz gençleri düzeltmeye çalışmak. Hatta orada da yazdım. Gençler dünyayı düzeltmeye çalışıyorlar. Biz de gençleri düzeltmeye çalışıyoruz. Yani yaşlılar olarak. Bu böyle bir süre gelen bir düzen dünyada. Ama güvenimizi de görüyorum. Yani gayet tabii işte. Ve bizden tabii. ileri düşünüyorlar. Mesela evet, sürdürülebilirlik, tabii. iklim, çevre konularında yazdıklarınızda gençlere evet. kendinizden daha çok güveniyorsunuz gibi geldi. Şöyle düşünüyorum. Gençler bir kere hepsi anlam arıyorlar. Ah, yaptıkları çok güzel. Işte. Evet. Bu bizim anlamamız lazım. Evet. Gençler anlam arıyor. Ama bu anlam her zaman aynı olmuyor. Hı-hı. Yani kuşaklar arasında fark var mı? Tabii var. Öyle çıkıyor. Dünya koşulları çünkü o anlamın içeriğini değiştiriyor. Tabii. Şimdi örneğin içinde bulunduğumuz dönemde gençler için sürdürülebilirlik çok anlamlı bir kavram. Evet. Yani gençlerin anlam arayışı içerisinde sürdürülebilirliği çok büyük bir yeri var. Bunların farkında olmak lazım. Ama işte bizim dönemimizin gençleri çok bencildir, şudur budur, çalışmazlar, etmezler. Bunlar zaten okursanız görüyorsunuz, Yunan filozofları bile bundan şikayet etmişler. Yani tabii bu, tabii. Bu gençler felaket diye. Başka çağlarda evet, yine gençlerden yani bu şikayet böyle. Varmış. Evet.